Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz finansal derinleşme. Finansal derinleşme nedir dersek şu şekilde özetleyebilirim. Toplumun her kesimine daha geniş hizmet seçeneklerinin ulaşmasını sağlayacak finansal hizmetlerin artmasıdır kısaca. Finans sektöründe yaratılan fonların reel kesime ulaşabilme oranı olarak da söylenebilir. Finansal derinleşme terimi ekonomiler üzerinde getirdiği makro etkiler ile farklı bir şekilde yorumlanabilir. Buna göre finansal derinleşmedeki daha fazla artış para arzını artırırken para arzındaki artış da ekonomik büyümeyi sağlar. Fon fazlası olanlarla fon ihtiyacı olanların piyasada rahat bir şekilde bir araya gelmesidir. Özellikle sermaye sıkıntısı çeken az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler dışarıdan aldığı doğrudan yatırımlarla faizleri düşürür. Bu da finansal derinleşmeye olumlu bir etkide, olumlu bir katkı sağlar. Bir ülkede finansal derinleşme ne kadar iyi yöndeyse piyasada o kadar canlı olur. Faiz değerlerinin negatif olması yatırımlar için kötü bir etki yaratacağı için yani yatırımları azaltacağı için bir ülkenin faiz oranlarının pozitif olması ekonomi için şarttır. Aracılık maliyetleri ne kadar düşük olursa fonlarda o kadar artış olacağı için bir ülkede aracılık maliyetlerinin minimum seviyede tutulması şarttır.